sırada ona ikisi aynısı. Dünyanın en pahalı sütü olarak biliniyor. Bu genelde yurt dışından geliyor. Yerli üretim çok az, yok denecek kadar az. Hatta yerli ürettiğini söyleyenlerle çoğu tam burada üretilmiyor, yurt dışından geliyor. Arı sütü kilosu 1500 liradan satılıyor. Yaşlanmayı önleyici en büyük özelliklerinden biri odur. Ve uzun yaşamayı sağlar. Aynı zamanda bir arının ömrü ortalama 45 gündür. Hadi diyelim 6 ay falan yaşar. Kışın uçmadığı için, enerji kaybetmediği için. Ama aynı anarı bununla beslendiği için 7 yıla kadar yaşayabilir. Yani ya. Bunun da tabii bilim insanları bunu buna bağlıyor. Malatya'da arıcılıkla uğraşan Gökhan Fırat, arı sütünün faydalarını anlattı. İnsana faydası olarak da hücre yenilemesi. Hücre yeniliyor. Tabii hücre yeniliyor. Tabii ki ömür uzatıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü zaten orada var. Doğurganlığı artırması. Çünkü normalde işçilerin hiçbir doğurganlık yeteneği yokken bunu yer yemez. Doğurganlığı artıyor. Onun haricinde kansere özellikle iyi gelir. Çünkü kanser enstitüsünün bununla ilgili araştırmaları var. Önemli olan hücre yenilemesi. Önemli bir antioksidan bu. Peki arı sütü nasıl elde ediliyor? Anarı memeleri dediğimiz küçük şeyler, farklı bir üretim tekniği var. Burada bunların içine hazır bunlardan yüzüklerden yapılarak toplanıyor. Bunu toplaması tabii zor. Yani bunların içinden belki her birinden bir 20-30 miligram, belki bir kovandan günlük 1,5 gram gibi toplanıyor. Yani şöyle bakacak olsam mesela 100 gram, 100 kovandan günlük bir 100 gram bile toplanması mümkün değil. Daha az toplanıyor. Arı sütünü saf halde isteyen de balla karıştırarak tüketebiliyor.